İstanbul'un göbeğinde Haliç Köprüsü'nde bir otomobil yaylım ateşine tutulmuştu. Ekrana getirmiştik o saldırıyı. Gerçekleştirenlerin İtalya'da tutuklu bulunan suç örgütü lideri Barış Boyun'la bağlantılı olduğu ve Daltonlar Çetesi operasyonunda gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldıkları ortaya çıktı. İstanbul'da Haliç Köprüsü'nün girişinde silahlı çatışma meydana geldi. Bir kişi hayatını kaybetti. O saldırının arkasından Daltonlar Çetesi çıktı. 34 yaşındaki Cumali Aslan'ın içinde olduğu otomobile saat 6.30 sıralarında plakasız bir otomobildeki kişiler tarafından Kalaşnikov tüfekli ateş açıldı. Diğer otomobildekiler de ateşle karşılık verdi. Cumali Aslan'ın içinde bulunduğu otomobil bariyerlere çarparak dururken saldırganlar da 50 metre ileride otomobillerini terk ederek kaçtı. Saldırıda Cumali Aslan hayatını kaybetti. Ön sağ koltukta oturan bir kişi de yaralandı. Esenler'deki evine giderken yolda saldırıya uğrayan Cumali Aslan 20 gün önce cezaevinden çıkmıştı. Polis ekipleri olay yerinde 41 boş kovan buldu. 2 saat boyunca Haliç Köprüsü'nün Edirne istikametindeki orta yol trafiğe kapatıldı. Araştırma sonucu yeni bulgulara ulaşıldı. Olayı gerçekleştiren iki saldırgan İtalya'da tutuklu bulunan suç örgütü lideri Barış Boyun'la bağlantılıydı ve Daltonlar Çetesi operasyonunda gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmışlardı. Şüphelilerden biri yaralı halde yakalanırken diğer şüpheli ise aranıyor.